Herkese selamlar. Bugün Amerika'daki seçimler, bu seçimlerde nasıl kayıt olunabileceği, bu seçimlerde nasıl oy kullanılabileceği ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Ama hepsinden önemlisi, bu seçimlerde oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ve seçimlere mutlaka Amerikan vatandaşı olan kişiler olarak katılmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi Amerika'da da seçimlerin çok büyük önemi var. Bu girmekte olduğumuz seçim süreci Amerika için çok önemli. Çünkü Trump veyahut da başka bir hükümet arasında bir seçim yapmak gerekiyor. Son 4 yıla baktığımızda Trump'ın özellikle göçmenlik hukukuyla ilgili getirmiş olduğu politikalara baktığımızda Amerika'ya göçü kısıtlayıcı, Amerika'ya gelmek isteyen kişileri engelleyici, hatta Amerika içinde yasal olarak bulunan kişilerin bile Amerika'da kalmalarını kısıtlayıcı bazı tedbirler, önlemler aldığını, yönetmelikler uygulamaya başladığını görüyoruz. O kadar ki seçime girerken bile hala göçmenlik bürosuyla alakalı bazı değişiklikler gündemde, hala göçmenlik başvurularının fiyatlarının artması, asylum başvurusu yapan kişilerin kısıtlanması, yasal olarak Amerika'da bulunan H-1B çalışanlarının uzatmalarının zorlaştırılması gibi bir sürü konuyla karşı karşıyayız. Peki bu seçimlere katılmak neden önemli? Seçimlere katılmak önemli çünkü sizin de sesinizin duyulması lazım. Kendi açımdan konuşmam gerekirse, benim için bu seçimler çok önemli. Çünkü ülkenin şu anda içinde bulunduğu durumu beğenmiyorum. Daha iyi bir yere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca çocuklarımın çok kültürlü bir toplumda yetişmesini istiyorum. Amerika bunun merkezi. Amerika dünya genelinde bütün kabiliyetleri toplayan, kendi bünyesinde barındıran, kimseyi din, dil, ırk ayrımı yüzünden ayırt etmeyen bir ülke. Ama son 4 yıldaki politikalar maalesef bunun önüne geçiyor. İşte tam da bu yüzden bence bu yılki seçimler çok önemli. Ekonomik açıdan hükümet ne yapmış olursa olsun, baştaki hükümetin böylesine bir krizde ekonomik açıdan bu tedbirleri alacağını varsaymak lazım. Yani Trump hükümetinin ekonomiyle ilgili almış olduğu tedbirlerin başka bir başkan tarafından, başka bir hükümet tarafından alınmayacağını varsaymak bence çok doğru değil. Dolayısıyla Trump hükümetine aldığı ekonomik önlemlerden dolayı takdir edenlere benim verilecek cevabım bunu muhtemelen hangi hükümet olsa zaten yapacaktı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Trump hükümetinin ekonomik önlemler nedeniyle çok ciddi puan topladığını söyleyenler var. Evet, çok doğru şeyler yaptılar. Ama bu yanlış yapılan şeyleri kapatmıyor, engellemiyor. Yanlış yapılan şeyler var ve bu yanlış yapılan şeylerden Amerika'daki göçmenler olarak rahatsızız. Peki, Amerika'da oy vermek isteyenler ne yapmalı? Öncelikle sadece Amerikan vatandaşı olanlar ve 18 yaşında olanlar oy kullanabiliyor. Registration dediğimiz bir oy verme işlemi için kayıt olma işlemini 17 yaşındayken de bir sürü eyalette yapabiliyorsunuz. Ama oy vermek istiyorsanız 18 yaşında olmanız lazım. Bazen göçmen olan kişilere, vatandaş olmayan kişilere oy pusulası gidiyor yanlışlıkla. Bu kişiler kendilerine oy pusulası geldi diye oy verme hakkına sahip değiller. Bu çok önemli. Vatandaş olmayan bir kişinin Amerikan seçimlerinde federal, eyalet, lokal fark etmez oy kullanması yasak. Bu aynı zamanda ileride vatandaşlığa engel olabilecek bir hadise. O yüzden lütfen vatandaş olmayan kişiler oy kullanmasın. Bu yasak. Peki oy kullanmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle kayıt olmak gerekiyor. Bu kayıt işlemi her eyaletin kendi kurallarına göre yapılıyor. Fakat genel itibariyle 13 Ekim'den önce mutlaka kayıt olma zorunluluğu var. Eğer 13 Ekim'den önce kayıt olmazsanız o zaman oy kullanamıyorsunuz. Peki kayıt olup olmadığınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Özellikle önceki seçimlerde oy kullandıysanız zaten çok büyük ihtimalle hala kayıtlısınız. Adres değişikliği varsa, isim değişikliği varsa kaydınızı yenilemeniz lazım. Eyalete kayıtlı olup olmadığınızı eyaletin kendi web sitesinden öğrenebilirsiniz. Bilgilerinizi giriyorsunuz, kayıtlı olup olmadığınızı hemen gösteriyorlar size. Eğer eyaletin sisteminde oy vermek için kayıtlıysanız, birçok eyalet şu anda mail-in ballot sistemi kullanıyor. Yani postayla oy verebiliyorsunuz. Postayla oy vermek ne demek? Evinize buna benzeyen bir posta geliyor. Bu postanın içinde aslında sizin oy pusulanız var. Bu postayı açmanız gerekiyor. İçinde ne yapmanız gerektiği çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ama kısaca imza atılması gerekiyor. Oy hanesine oy verilmesi gerekiyor. Sonra tekrar kapatılması gerekiyor. Bunun geriye nasıl gönderileceğiyle alakalı birkaç tane opsiyon var. Bunlardan bir tanesi postaya verebilirsiniz. Diğeri oy verme gününde gidip oy vereceğiniz yerde bunu postayla teslim edebilirsiniz. Ayrıca postayla bu işi yapmak istemeyen ve kendileri fiziksel olarak oy kullanmak isteyenler
eyaletlerindeki web sitesinden bunu yapıp yapamayacaklarını kontrol etmek zorundalar. Mesela New Jersey eyaleti o gün fiziksel olarak oy vermek isteyen kişilerin ancak fiziksel engelliler olduğunu beyan etti. Peki eğer evinize bu mail-in ballot gelmediyse, bu oy pusulası gelmediyse ne olacak? Eğer 12 Ekim'e kadar bu oy pusulası hala gelmediyse bulunduğunuz bölgenin idaresini telefonla arayarak sorabilirsiniz. Buna İngilizce'de county deniyor. Biliyorsunuz county, city, town'un üzerindeki yapılanma. Her şehir county'ye bağlı, yani bölgesel yapılanma eyaletin altındaki. O county'yi arayarak bilgi alabilirsiniz. Postayla oy vermek isteyenlerin postaya bu oy pusulasını atma tarihi en geç 3 Kasım olmalı. 3 Kasım'dan önce gönderirseniz sorun yok ama 3 Kasım'dan sonra gönderirseniz bu oylar sayılmayacak. Dolayısıyla 3 Kasım önemli bir tarih. 3 Kasım veya öncesinde postayı göndermiş olmanız lazım. Seçimlerle ilgili bilgi alabileceğiniz iki tane web sitesi önermek istiyorum. Bir tanesi rockthevote.org. Öbürü de headcount.org. Bu iki web sitesinde seçimlerle alakalı, kayıtla alakalı oldukça fazla bilgi var. Yine bu iki web sitesinde eyaletlerin web sitelerine linkler var. Dolayısıyla çok kolay bilgi edinebileceğiniz birer web sitesi. Bu kayıt işleminin, yani registration işleminin internet üzerinden olması sizi korkutmasın. Gerçekten çok basit bir işlem, çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Ayrıca mail-in ballot, yani evinize gelen oy pusulası sizi korkutmasın, çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Bu seçimlerde oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu lütfen unutmayalım. Oyunuzun kim olduğu önemli değil ama bir vatandaş olarak, bir birey olarak vergi için ödediğiniz paraların nereye harcandığında söz sahibi olmak istiyorsanız, ülkenin yöneleceği yol konusunda bir söz hakkına sahip olmak istiyorsanız lütfen oy kullanın. Son bir konuda bu seçimlerde sandık görevlilerine ihtiyaç var. Her sandığın başında, aynı Türkiye'de olduğu gibi, burada da sandık görevlileri oluyor. Bu sandıklarda görevli olarak çalışmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Eyaletlerin bu konuda kendi web sitelerinde bilgiler var. Oraya giderek oradan bilgi alabilirsiniz. Özellikle COVID döneminde sandık görevlisi bulmakta eyaletler zorlanıyor. Eğer bunu yapmak isterseniz lütfen eyaletlerinizin web sitesinde bu bilgileri kontrol edin. Oy verme üyeliğiyle ilgili işlemlerde eğer herhangi bir sorun yaşarsanız veya oy vermekle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bazen bu konuda Amerika çapında gönüllü olarak çalışan dernekler, kurumlar, şahıslar oluyor. Özellikle kendi kendine kayıt işlemini yapamayanlara yardımcı olmak için veya kendi kendine oy vermeye gidemeyecek kişileri alıp oy vermeye götürme gibi böyle yardımlar olabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili eğer bana yazarsanız ben de bu konuyla ilgili çalışan non-profitler, derneklere sizi yönlendirmeye çalışabilirim. Oy verme işlemi bir vatandaşlık görevi. Sesinizin, solunuzun duyulmasını istiyorsanız lütfen Amerika tarihinin en önemli seçimlerinde oy verin.